Hazreti Cabir Efendimiz rivayet ediyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: El ilmu ilman. Buna çok dikkat edelim. Çok manalar var. İlim iki türlüdür. El ilmu ilim, yani bilgi, malumat. Çok malumatlı insanlar var. Kültürlü insanlar var. İlim sahibi insanlar var. Fakat bu hepsi eşit değil. Her ilim sahibi bir değil. Her ilim bir değil. Bu ilmani iki türlü ilimdir. Tabi din ilimleri bahsediyoruz ha. Dünya ilimleri bahsetmiyoruz. Şimdi tıptır, hendesedir, efendim coğrafyadır, kozmografyadır, yani gök bilimleri vesaire, mühendisliktir, mimarlıktır. Bunların hepsi kelimeleri farkındaysanız Arapça, yani hepsi de kelimeler Arapça. Bu da neyi anlaştırıyor? Bütün ilimleri Müslümanların bulduğunun da en büyük delildir. Mühendis diyorsun Arapçadır. Hendeseden geliyor. Mimar diyorsun Arapçadır. İmaratten geliyor. Yani bütün kelimeler, tıp diyorsun, doktorluk şu anda dediğin gavurcadan gelen aslı tıptır. Tıptır, gavurlar bile bu ilimleri kimlerden almıştır? Hep Müslümanlardan almıştır ama çalmışlardır. Evvela papazlar çalmışlardır. Papazlar onları tercüme etmişlerdir. İşte Avrupa'nın aydınlanması, Rönesans, Mönesans, gavurlar şöyle ilerlediler de Müslümanlar geri kaldılar. Numara. Müslümanların bütün kitaplarını, tabii ki Endülüs'ün yağmalanması sırasında olsun. Efendim, tabii Osmanlı da son dönem oldu. Ondan evvel de tabii Hülagü'nün Bağdat yağmalaması olsun. Bütün bunların neticesinde İslam ulemasının bazı eserleri Avrupa'ya geçmiştir. En çok da Endülüs, İspanya, şu andaki İspanya'nın bulunduğu yer Endülüs, İslam devletidir. En eski İslam devletidir. Ora 700-800 sene İslam'la tabii bölgesel olarak bazı tahribat, yani küçülmeler, azalmalar, kısalmalar olmuşsa da 700 sene küsur devam etmiştir. Orada yazılan ilimler, kitaplar, tefsirler, hadisler, fıkıhlar hiç dünyanın bir yerinde yazılmamıştır. Hepsi oralıdır. İmam Kurtubi oralıdır, İbn Arabî oralıdır, öbür İbnül Arabî oralıdır. Yani Kazı Yaz, bütün ulema, evliyanın merkezidir. Bu eserleri tabi papazlar almışlar, ele geçirmişler. Sonra bunları bilen, lisan bilenlere çevirtmişler. Sonra o çevirilerle işte efendim medeniyet namına bir şeyler, taharet namına, temizlik namına, hamam namına, banyo namına, ne bileyim sana işte, sıfırı bile bilmiyorlar. Saatten haberleri yok, usturlaptan haberleri yok, gök cisimleriyle ilgili haberleri yok, harita bilmezler, dünya neresinde ne var bilmezler de. Bütün ilimleri Müslümanlardan aldılar. Ondan sonra şuradan aldık diye de kaynak vermeyince intihal deniyor buna, çalma, hırsızlık, ilim hırsızlığı. Kaynakta belirtmeyince bunlar diğer akademileri kurdular. Orada akademiler de efendim bu papazların tercüme kitaplarından çok ilim istifade ettiler. Onlar da papazları demiyorlar. Din adamlarını gericilikle suçluyorlar. Efendim işte akademi çok büyük çığır açtı, bir şeyler buldu. Halbuki aslı olmadan ne bulacaktı? Bütün ilimler peygamberler vasıtasıyla geldi. Peygamberler Allah Teala'nın elçileridir. Vahiy yoluyla onlara Allah Teala yazmayı İdris Aleyhisselam'a öğretti. Kalemle yazmayı ilk İdris Aleyhisselam'a öğretti. Terziliği ona öğretti. Marangozluğu, imarı Nuh Aleyhisselam'a öğretti. Bütün peygamberler meslek sahibiydi. Şu an dünyada devam eden bütün meslekler, ameller, işler, faaliyetler peygamberlerin faaliyetleridir. Salavatullah ala nebina aleyhi mecmaîn. Bunlar içerisindeki bütün ilimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de toplandı. Geçmiş peygamberlerin ilimlerinden çok bir şey bize intikal etmedi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bütün ilimlerini Allah Teala'nın bildirmesiyle bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de, bir kısmı vahiy olarak sünnet-i seniyede, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri, milyonlarca hadisi ezberlendi. Milyondan ziyade hadis-i şerif rivayet edildi ve bize kadar ulaştı elhamdülillah. Onun için geçmiş peygamberlerden 50-100 rivayet ulaşmışsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hakkındaki rivayetleri de toplayarak milyonlarca ilmi bize ulaştırdı. Burada tabi hadis hafızlarının çok faaliyetleri oldu. Tefsir imamlığı, başta sahabe-i kiram, sonra tabi'in izam, tebe'i tabi'in izam, bunlar işte muhaddisler, müfessirler, fukaha, efendim, tasavvuf ehli, ulema, her biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yönünü, bir ilmini ele aldılar, onda tekamül ettiler, onda ihtisas yaptılar ve bu ilimler bize kadar geldi. Elhamdülillah. Allah zayi olmaktan, bizim zamanımızda kaybolmaktan muhafaza eylesin.